CHP'den soylunun cenaze talimatına tepki. En az PKK kadar bölücü bir açıklama. Şık Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partinin il başkanlarının asker cenazelerine alınmaması talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya çağırdı. Tezcan, Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili, en az PKK kadar bölücü bir açıklamadır, şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler, dedi, HDP'de Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Parti Meclisi, PM, 24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı. Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: PM toplantımız devam ediyor, gündem çerçevesinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tabii burada disiplin gündemli toplanmış parti meclisi. Ama seçim sonrası olduğu için parti meclisimiz seçimle ilgili düşüncelerini de paylaşıyorlar, bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Önce teknik heyetler kurduk, o heyetler seçim sonuçlarıyla ilgili raporlar hazırlayacak. Onları PM üyelerine dağıtıp, teknik raporlar çerçevesinde bir siyasi değerlendirmeyi parti meclisinde yapacağız. Biz bunlarla meşgulken Türkiye'de adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan bir şahsın açıklamaları toplumu derinden ve esaslı biçimde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz, bu kadar ölçüsüz, bu kadar ayarsız bir açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak çok güçtür. Toplumu bölen, çatışmayı tahrik eden bir açıklama. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölge hesabı içine girmiştir. Şaşırdık, önce şaka haber sandık, ancak gördük ki, gerçekten, ben müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim, şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almayacaksınız, diyor, dehşet verici bir açıklama, terbiyesizce bir açıklama. Vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. Toplumu, ortamı terörize eden bir açıklamayı nasıl yapar? Aklımız tutuldu. Bu toplumu bölen, çatışmaya tahrik eden bir açıklamadır. Bu bir kaos planının parçası olarak yapılabilecek bir açıklamadır. Eğer aklına geleni ölçüsüzce söyleme hakkına sahip biri değilse, bu muhtemel derin karanlık kaos planının dışa vurumu ve işaretidir. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır, bölücü bir İçişleri Bakanı vardır, bu anlayış şehitler arasında ayrım yaptılar. 15 Temmuz şehirleri ve gazileriyle, terör şehitleri ve gazileri arasında ayrım yaptılar. Şimdi şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler, kabul edilebilir bir şey değil. İçişleri Bakanı'nın görevi şehit cenazelerini, bu plan, şehit cenazelerini ve camileri kavga alanı haline getirme planıdır. Bu çağrı, şehit cenazelerini ve camileri kavga alanına getirme haline getirme planıdır. Derin karanlık kaos planları böyle çağrılarla hayata geçirilir. Bütün toplumun dikkatini çekiyorum. İçişleri Bakanı'nın görevi şehit cenazelerini önlemektir. Şehit cenazelerinde protokol yapmak değildir. İçişleri Bakanı sorumsuzca protokol düzenleme hesabına girip, camileri çatışma alanı getirme peşindedir. Bu milleti bölmenize müsaade etmeyeceğiz. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Böyle bir anlayışın Türkiye'de İçişleri Bakanı olarak görev yapabilmesi mümkün değildir.
güvenlikle sorumlu olan bir bakan, iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Toplumsal huzurun ve güvenliğin tehdidi haline gelmiştir. Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. İnşallah şehit cenazeleri bir daha gelmez. Ama şehit cenazeleri gelirse bu çare ne olursa olsun, bizim il başkanlarımız camilerde cenaze törenlerinde yer alacaktır. Bunu engellemeye hiç kimsenin hakkı ve haddi yoktur. Ortaya çıkan tutumların sorumlusu Süleyman Soylu olacaktır. Şimdiden herkesin bunu bilmesini istiyoruz. Soylu, Erdoğan'a göz KÜRPÜYOR, CHP'ye ve CHP'lilere dönük bir kaos projesinin, toplumu bölmeye dönük kaos projesinin hazırlandığı işareti alıyoruz. Hepsiyle ilgili yasal işlem başlatacağız. CHP'ye bunu kimsenin söyleme hakkı yoktur. İçişleri Bakanı derhal istifa etmek zorundadır. Hakkında hukuki her türlü girişimde de bulunacağız. Burada belli ki İçişleri Bakanı koltuğunda oturan Süleyman Soylu, Erdoğan'a göz kırpıyor. Yeni dönemin İçişleri Bakanı olmak için, senin en sorumsuz silahşörün ben olurum, diyor. Bize dönük bu saldırılara pabuç bırakmayacağız. Gündemimizde istifa ya da KÜRPÜYE yok, gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur. Bu çerçevede önümüzde iki büyük seçim vardır. Yerel seçimler ve ondan sonraki genel seçim. HDP, Soylu, sarayın gözüne girebilmek için HDP'yi kullanmaya çalışıyor. HDP Merkez Yürütme Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Ağrı'daki bakkalın öldürülmesiyle HDP'nin hiçbir ilgisi olmadığı belirtilerek, bunun bir tek nedeni vardır. Soylu, tekrar bakan olabilmek, sarayın gözüne girebilmek, koalisyon ortağının desteğini alabilmek için HDP'yi kullanmaya çalışmaktadır, denildi. Soylu'nun telefon görüşmesinde Buldan'ı, size artık yaşama hakkı yok, sözüyle, bakkalın öldürüldüğü köyü de, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım, diyerek tehdit ettiğini belirten HDP, açıklamasını şöyle sürdürdü, üyelerimize, partimize ve köy halkına dönük her türlü olumsuzluğun ve saldırının tek sorumlusu, herkesi hedef gösteren Soylu'dur. Hukuk önünde hesap sormak için bugün kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz.